Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul mevt. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün hayatın bir gerçeği olarak ölüm konusunda Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında bilgi vermeye gayret edeceğiz. Değerli kardeşlerim, öncelikli olarak bilelim ki Allah Teala her birimizi birer canlı varlıklar olarak dünyaya geçici bir sureliğine getirdi. Bu sure tamamlandıktan sonra fani alemden ebedi aleme geçiş, bu dünyadaki süreyi tamamlayıp ahirete geçme durumuna, dünyanın sona ermesine Kur'an-ı Kerim birkaç kelime kullanıyor. Mesela bir tanesine tuvaffavne, vefat ettirildiğiniz zaman diyor. Dolayısıyla da aslında ölüme verilen isimler de hayattan insanın beklentilerini de anlatır. Mesela ölümle ilgili hangi kelimeler kullanılır? Ölümün isimlerinden bir tanesi vefattır. Vefat aslında vefa deyiminden de gelir. Vefa bir insanın borcunu eda etmesidir. Vefat etmesi de vefa göstermesidir aynı zamanda. Ve insanın bu hayatının bitişip başka bir hayata başlangıcı. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'ine dikülli ümmetin ecel, her ümmetin bir eceli süresi var diye buyuruyor ki bizim dünyada bulunduğumuz süreye ecel olarak belirtiyoruz. Hani askere gidenler zamanında gitmedikleri zaman erteleme işlerine ne deriz? Tecil deriz. Ertelemek aslında hayatın kendisi de uzatmalardır, ertelemektir. Tamamlandığı anda sona erer demektir. Tecil bittiği an, ecel bittiği an askere gidilir. Ecel bittiği an bu dünyadaki hayat sona erer. Bir başka deyimle rihlet kelimesi kullanılıyor ki rihlet de nedir? Yolculuktur aslında. Rihlet nedir? Bir insanın hazan mevsimi gibi yaprak dökümündeki yolculuğudur rihlet etmesi. Yine kabız kelimesi ifade ediliyor. Kabız nedir? İnsanın ruhunun kabız edilmesi, ruhunun çıkartıp alınması ki bu da ölüm şekillerinden birisi. Dilimizde başka ne kullanıyoruz? Göçtü kelimesi kullanılıyor. Bu dünyadan başka bir aleme göç etmek, ebedi aleme göç. Göçün de aslında insanın bulunduğu ortamı terk ederek başka bir yere geçmesidir göç. İşte insanın da göçüdür. Dünyadan ahirete gitmesi, can vermesi, sonra düştü diye ifade edilir. Artık insan hayatta yürürken düşer. Nefes alması biter, eli kolu tüm hareketleri sona erer. Bu nedir? İşte vefat etmesi, ölmesidir. Tabii bu sadece insanlar için değil, diğer varlıklar, diğer canlılar için de hayatın bir sonu vardır. Onun içinde işte mesela bitkilerde bitkinin solması denir. Nedir? Hayatının sona ermesidir. İşte değerli kardeşlerim, bütün bu ifadelerin hepsi insanın ecel şerbetini içmesi, insanın can borcunu ödemesi, hayat ışığının sona ermesi, sönmesi, vefatının hepsi de aynı şeyden ifade ediyoruz. Neden bahsediyoruz? Ölümden. Kullu nefsin zâikatul mevt. Allah Teala buyuruyor ki her nefsiz ölümü tadacaktır. Zevk, tatma kelimesiyle ifade buyuruyor. O innemâ tuvaffavne ucûrakum yevmel kıyâmeh ve siz bunun sonucunda da yaptığınız her şeyin karşılığını ahirette göreceksiniz. Alimler bu zevk, tatma kelimesini açıklarken diyor ki herkes ölümü tadacaktır. Müminler ölümden öyle bir haz, öyle bir lezzet duyacaklar ki onlar için çok sevinçli bir anın başlangıcıdır.
Mevlana'nın deyimiyle Şeb-i Aruz, biliyorsunuz Mevlana'nın ölüm yıl dönümleri Şeb-i Aruz törenleri olarak kutlanır. Aslında bu bir düğün merasimidir. Neden? Çünkü en büyük sevgiliye, yaratıcıya kavuşma anıdır Mevlana'nın deyimiyle Şeb-i Aruz. İşte onun içinde ölür bir mümin için gerçek nimetlere kavuştuğu bir andır. Gerçek özgürlüğün tadını çıkaracağı bir dönemdir. Kafir için ise, facir için ise ölüm nedir? Ölüm insanın acıları tadacağı. O dünyadayken oyunda oynaşta geçirdiği vakitlerin, insanlara zulmettiği, başkalarının hakkını gasp ettiği, yaratıcıyı görmezden geldiği, o yeryüzünde böbürlenerek yürüdüğü anların sona erip gerçek acıları tatmaya başladığı andır ölüm. İşte onun için Allah diyor ki her nefis ölümü tadacaktır. Herkes bir şekilde yaptığının da karşını görecektir. Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki Allah Teala bize hayatı emanet olarak vermiştir. İnsanoğluna dünyada varoluş gayesi yaşamaktır. Yaşamadaki varoluşu imtihandır. Allah Teala onun içinde liyebluvekum eyyukum ehsenu amela diye bir ayet-i kerimede hayatta var olunmanın gayesini anlatıyor. Allah sizi ölümü ve hayatı yarattı. Çünkü sizin hanginiz daha iyi amel ediyor, iyi şeyleri yapıyor ya da yapmıyor. Allah Teala bunları imtihan etmek için, sizi denemek, sizi sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Hayatın sona erişinin gayesi insanın imtihanın bitmesidir. İşte bu nedenledir ki hayatta esas olan da yaşamaktır. Dinimiz en büyük günahlardan birisi olarak intiharı önümüze koymuştur ki biliyorsunuz normal bir insan ahli selim olarak asla intihar edemez. Mümin hayatta her bir günahı işlese bile intihar diye bir seçeneği yoktur. Bazı pek çok alim der ki kesinlikle intihar eden bir insanın cenaze namazına bir kere şehrin önde gelen insanları, kanaat önderleri, alimler, hocalar katılmazlar. Bunun esasen katılmayışının nedeni bu insanın yaptığı işin çirkinliğinin insanlara gösterilmesidir. Normal şartlarda bir insan eğer cünün haline gelmiş ise, aklı başından çıkmış ise yaptığı inşallah Allah ne bir mazeret kabul eder diye biz arkasından dua ederiz. Ama insanlar için ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu cana son vermek, cana kastetmek hiçbir insanın yetkisinde olan bir şey değildir. Hatta bir ayette Allah Teala buyuruyor ki men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekeennemâ katelen nâse cemiyâ. Kim ki herhangi bir insanı sebepsiz yere öldürür ise tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Eğer siz tek bir insanın katline vesile olmuşsanız bütün insanlığı öldürmüş gibi bir vebali üstlenmişsiniz demektir. Onun için dinimizdeki en büyük günahlardan birisi de insan öldürmektir. Kan dökmektir. Bir insanı öldüren haksız dediğimiz şu, görevi cellat, bir şer'i vazife görüyor. Savaş esnasında asker meydana çıkmış, böyle bir durum müstesna, bir insan herhangi bir insanı öldürür ise bütün insanlığı öldürmüş gibi bir vebal üstlenmiş olur. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yine Rabbimiz pek çok ayet-i kerimede bizim hayatımızın varlığının tek bir sebebi olduğunun, o da imtihan olduğunu ifade buyuruyor. Ve bu nedenledir ki bir insan hayatı boyunca böyle bir imtihanla karşı karşıya bulunduğunu unutmamalıdır. Hayatının her anında bilmelidir ki kendisi bu dünyada imtihan içerisinde
ve bunu aklından çıkarmadığı gibi ölüme de her an hazırlıklı olmak zorundadır. Çünkü bir insanın bilmeyeceği 5 gayip haberden birisi de ne zaman vefat edeceğidir. Aslında bir hastayı, kanser hastasını duyduğumuzda, gördüğümüzde belki de üzülüyoruz. Sayılı ömrü var, bitecek hasta diye, ama bilmiyoruz ki hepimiz birer kanser hastasıyız. Hepimiz öleceğiz. Hepimizin takdir edilmiş, belirlenmiş muayyen bir zamanı var. Bu zaman sona erdiği an herkes bu dünyadan göçecek. Aslında bunu bilmemesi de Allah'ın kendisine verdiği büyük nimetlerden, büyük lütuflardan biri. Düşünün ki bir insan 16 yıl 29 bilmem 16 yıl 29 gün bilmem 36 saat şu kadar dakika bu kadar saniyesi kaldığını bilse, kronometresi çalışsa bu insan şu andan itibaren yaşayamaz. Yaşayamaz bir insan, çünkü o acı, o korku insanı hayat boyu dehşete düşürür. Bunun için Allah'ın bir lütfu olarak mugayyibat-ı hamse dediğimiz 5 gayip, 5 bilinmeyenden biridir ölüm. İnsan ölümünün zamanını bilmez, ama ölüm nedir? Gerçektir. İşte bunun için herkes her an ölüme hazırlıklı olmalıdır ve Allah'ın böyle bir kararı gerçekleştiği zaman da kendisi veya yakınları için bu karara da teslimiyet göstermesi, bu karara rıza göstermesi de insanın boynunun borcudur. Çünkü bu konuda tek yetki merci Allah Teala'dır. İnsanlara hayatı belirlemiş olan yalnızca Allah Teala'dır. İşte insan onun içinde hayatı boyunca bu sürece dikkat etmeli ve ecelin insanlar için kaçınılmaz bir son olduğunu asla aklından çıkarmamalıdır. Ve bilmelidir ki bu dünya eğer yaşanmaya değer bir yer olsaydı Allah herkesten önce peygamberlerini, seçilmiş olan insanları dünyada tutardı. Ve eğer bir insanın o ecelini değiştirme imkanı olsaydı, öyle dünyaları titreten, dünyaya sığmayan, insanlara tahakküm etmeye çalışan o zalimler, o nice gelmiş geçmiş zalimler tüm insanlığı feda eder, yeter ki bir gün daha hayatta kalayım diye gözlerini bükmeden, gözlerini kırpmadan her türlü felakete neden olabilirlerdi. Ama bu ne o zalimler için mümkün olmuştur, ne de Allah'ın sevgili kulları, seçilmiş elçileri, peygamberler için. Allah peygamberimize de buyuruyor ki inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed Aleyhisselam, sen de ölüsün, onlar da ölecekler. Bu kadar nettir, kesindir hüküm. Allah bu dünyada hiç kimseye ebediyet vermemiştir. Ebediyet nedir? Ebediyet bu dünyadan sonra başlayacak olan hayattadır. İşte onun içinde her bir mümin şunu düşünmelidir ki dün artık geçmiştir. Düne hiçbir şekilde müdahale şansı yoktur. Elinden geçen hiçbir şey için pişmanlığın da, yeniden bir şeyler yapma düşüncesinin de hiçbir anlamı, faydası yoktur. Bu imkansızdır. Dün geçmiştir. Yarının geleceği de meçhuldür. Hiç kimsenin bir gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra yaşayacağına dair, ya da yaşasa bile elindeki bugünkü nimetlerle, bugünkü imkanlarla, bugünkü sağlığıyla, bedeniyle, her şeyle yaşayacağına dair hiçbir garantisi yoktur. Onun için dünün geçtiği gibi gelecek de belirsizdir. O nedenle bir insanın yalnızca içinde bulunduğu anı vardır, bugünü vardır. Bugünü en iyi şekilde değerlendirmek her bir müminin azami derecede sorumluluğu, azami derecede görevidir değerli kardeşlerim. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bu konuyu hatırlatırken buyuruyor ki
zevkleri ve ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın. Ölümü hiçbir zaman için aklınızdan çıkarmayın. Ölüm her an aklınızda olmalı. Hazreti Ömer'le ilgili de anlatılır ki Hazreti Ömer kullandığı yüzüğe şöyle yazdırmış: Kefa bil mevti va'izan ya Ömer. Ey Ömer, ölüm sana nasihat olarak yeter, vaiz olarak yeter. Baktığında hep hani bugün ne yapıyor insanlar? İşte evdekilerin ismini yazıyor değil mi? Sevdiği çocuğun veya ailesinin isimlerini yazıyor. Hazreti Ömer ne yazmış? Ölüm yazmış. Ey Ömer, ey Ömer, ibret olarak, vaiz olarak sana ölüm yeter ya Ömer demiş. Ve değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de yine Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a bir nasihati var. Ona diyor ki, sen dünyadayken garip bir yabancı gibi yaşa veya sen yolcu gibi yaşa. Yani kun fi dünya ke enneke garip, dünyada yabancı. Hani bir insan yabancı bir memlekete gittiğinde birazdan geri dönecek, daha ortamı tanımaya çalışır, tanıştığı insanlara fazla yüz vermez, hep temkinli davranır, atacağı adıma temkinli davranır, dolmuşa binecekse iki defa daha sorar, karşıdan karşıya geçecekse, adres soracaksa hep böyle bir temkinli olma hali içerisindedir. Sen öyle garip insan gibi ol. Amir-i Sebir veya sen yolcu gibi ol. Bir insan yolcu halindeyken buradan bindi İstanbul'a gidiyor, mola vermişse araç yolda, ne kadar çantasına da dikkat eder, süreye de dikkat eder, kısa sürede işini bitirip hemen yola koyulmaya gayret eder. İşte sen öyle yolcu insan gibi davran diyor Peygamberimiz ve buyuruyor ki ve sen kendini ve'ud nefseke min ehlil kubur, kendini kabir ahalisinden birisi say. Kendini, nefsini kabirin sakinlerinden bir, ben nereliyim, kabir ehlinden bir adamım diye düşün. Çünkü sonuçta memleketin orası, sonuçta gidip yerleşeceğin yer orası. Bunu diyor hiçbir zaman için aklından çıkarma değerli kardeşlerim. Ve işte hatta denir ki geçmişte şehirlerde kabristanlar şehrin kısmen dışında olur ama çok dışında olmaz. Hatta bugün bile kabristanların şehir içerisinde olmasının, hatta bazı camilerin avlularına büyük zevatın defnedilmesinin gerekçesi olarak denir ki insanlar kabristanı da ya da o her gün her vakit girip çıktıkları caminin bahçesinde metfun olan zatı şahsı görsünler de biz de öleceğiz. Ölümü hatırlasınlar. Ölümü hiçbir zaman için akıllarından çıkarmasınlar diye böyle konmuştur denir. Değerli kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz Peygamberimize soru soruyor. Diyorlar ki ya Resulallah, hangi mümin daha akıllıdır? En akıllı insan kimdir? Buyuruyor ki Peygamberimiz, en akıllı insan ölümü sıkça hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan insandır. Ölümü sıkça hatırlayan ve hazırlıkları da ölüm sonrasındaki hayat için olan, işte en akıllı insan buymuş. Öyle hesaba kitaba kafası çalışan, insanlara neyi nasıl yaparım diye kafasında 70 tane tilki dolaşan insan değil. Ya ölümü hatırlayan ve ölüm sonrasına en iyi hazırlık yapan kimsedir değerli kardeşlerim. Yine Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir söz var. Hazreti Enes diyor ki, yeryüzü, toprak her gün insanlara 10 tane nasihat eder. Ve 10 nasihatinde derler ki, ey Ademoğlu, sen üzerimde gezinip duruyorsun, halbuki dönüşüm bana. Öyle aylak aylak gezme, nihayet bana geleceksin. Sonra der ki, ey insanoğlu, sen üzerimde her gün türlü türlü günah işliyorsun ama bil ki benim içimde azap göreceksin. Ey insanoğlu, sen benim üzerimde gülüp eğleniyorsun
Ama bil ki sen içimde ağlayacaksın. Ey insanoğlu, sen üzerimde sevinirsin ama bil ki içimde üzüleceksin. Ey insanoğlu, sen üzerimde mal toplayıp duruyorsun ama bil ki bu topladıklarına pişman olacaksın. Ey insanoğlu, sen üzerinde haram yiyip duruyorsun ama içimde kurtlar seni yiyecek. Ey insanoğlu, sen üzerinde böbürleniyorsun ama içimde hor ve hakir birisi olacaksın. Sen üzerimde neşeyle yürüyorsun ama sen içimde hüzne boğulacaksın toprağın altına indiğinde. Ey insanoğlu, sen üzerimde aydınlıklarda yürüyorsun ama içimde karanlıkta kalacaksın. Ve son olarak da ey insanoğlu, sen üzerinde topluluklar içerisinde yürüyorsun, arkana taktığın o araç konvoylarıyla, arkana taktığın o topluluklarla, seni caga sattığın o arkadaş çevrenle, biz ekibiz dediğin adamlarla hep birilerine güç gövdesiyle yürüyorsun ama bil ki içime geldiğinde tek başına kalacaksın. O seninle beraber seni suça teşvik edenler, onların hiçbirisi, seni namazdan alıkoyan dostların hiçbirisi senin hesabını vermeyecek. Hesabı bizzat sen vereceksin. Onun için değerli kardeşlerim, insanoğlu bilmeli ki hayatı boyunca denetim altında, kontrol altındadır. Nasıl ki şehirlerde yürürken mobese kameralarının ya da drone cihazlarını görünce insan tedirgin oluyor, kendine çeki düzen vermeye çalışıyorsa, bilmeli ki Allah'ın insanlara gönderdiği o kameralar, o mobeselerden çok daha öte, o röntgen cihazlarından da, MR cihazlarından daha öte, sadece vücudun dışını, sadece içini değil, insanın zihinlerinde geçen, gönüllerindeki ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfi sudur, o gözlerinin arkasında sakladığı, o gönlünde, kalbinde sakladığı her türlü görüşleri, düşünceleri, fikirleri de gözetleyen, onları da kayıt altına alan bir kamera sistemi var. İşte insanoğlu bu kameraya dikkat ederek hayatını sürdürmedi değerli kardeşlerim. Ve insanoğlu bilmelidir ki hayatı boyunca hiçbir şey boş verilmez. Hayatı boyunca aldığı her bir nefes, attığı her bir adımın mutlaka hesabı vardır. Yaptığı şey iyilikse iyilik olarak karşılığını görür, kötülükse de kötülük olarak karşısına çıkar. Değerli kardeşlerim, dedik ki hayat bitmez. Hayat bir son değildir. İnsanın ölümü yeni bir hayatın başlangıcıdır. Toprağın altında bulunduğu o berzah halini dediğimiz, kabir hayatı dediğimiz süreç de geçici bir süreçtir. Gerçek hayat kıyametle beraber başlar. Onun için de alimler demişler ki innel hayate tedûm, hayat devam eder. Bu aslında Arapçanın da bir nüktesidir. Hayat tedûm, devam eder. Arapça bilenler iyi anlayacaklardır. Tedûmü de dört tane kelime vardır. Önce T harfi vardır. T harfi ne demek? Tekfin. Bir insan öldüğünde hayat durmaz. Önce ölüye karşı da yapılacak görevdir bu aynı zamanda. Ölü önce defin işlemleri yapılır. Yani kefenlenir, defne hazırlık yapılır. Sonra D harfi geldi. Dal harfi değil, borçları. Ölünün cenaze tekfin işlemlerini bitirdikten sonra mirasından kalan birikimlerden ne kadar borcu varsa onlar ödenir. İkinci görev. Sonra tedûm, vav geldi. Vav da nedir? Vasiyet. Üçüncü olarak da bir insanın borçları ödendikten sonra arta kalanından vasiyetler var ise o da toplam terekenin
üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyeti yerine getirilir. Sonra da vasiyet de ödendiyse tedûm, mime geldik, miras, kalan da miras olarak geride kalan yakınlarına dağıtılır değerli kardeşlerim. Onun için hayat devam eder, onun için de insana da hayattan sonra bu silsileye, bu sıralamaya göre de görevler yerine getirilir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali'nin de bize önemli bir tavsiyesi var. Hazreti Ali bize buyuruyor ki, sakın ola ki iki şeyi hiç unutmayın, iki şeyi de hemen unutun. Neyi unutun? Birincisi yaptığınız iyiliği. Eğer bir iyilik yapmışsanız onu unutun. Onu belleklerinize, zihinlerinize yazıp da tekrar tekrar hatırlayarak, başkalarını hatırlatarak o sevabı, birikimi yok etmeyin. Unutun yaptığınız iyiliği. İkincisi, size yapılan kötülüğü, başkalarına karşı kin hırsı, kinle, hırsla, intikam duygusuyla asla hareket etmeyin. Biri size kötülük yapmışsa onun hesabını Allah görür. Siz başkalarına karşı böyle bir düşünce içerisinde olmayın, unutun. Sonra da diyor Hazreti Ali Efendimiz, iki şeyi de ama hiç unutmayın. Bir, Allah'ı. Allah'ın bizi her an gördüğünü, gözettiğini, her an onun huzurunda olduğunuzu asla unutmayın. İkinci olarak da diyor, ölümü hiç unutmayın. Ölüm her an yanı başınızda, her an ölüm gelir, gelecekmiş gibi davranın. Onun için de ölümü diyor hiç aklınızdan çıkarmayın. Değerli kardeşlerim, yine sıklıkla dinlediğimiz bir hadis-i şerif var bildiğiniz gibi. Tüm hocalarımız her zaman tekrar ederler. İza mate ibnu adem inqata amaluhu illa min thalas. Adem oğlu öldüğü zaman dünyayla bağlantıları kesilir. Hesap defteri kapanır. Yalnızca üç şey hariç diyor Peygamberimiz. Nedir onlar? Birincisi sadakayı cariye. Bıraktığı kalıcı bir hizmet. İkincisi وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ kendisinden faydalanılan ilim. Üçüncüsü de وَوَلُدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ kendisine dua eden hayırlı evlat. Yani bir insan ölüyor, öldükten sonra da deyim yerindeyse bir ateş mi banka hesabını her ay para yatmaya devam ediyor. Hesabını her ay, her ay çalışmadığı halde hesabına sevaplar birikmeye devam ediyor. İşte insan buna gayret etmeli. Neye gayret etmeli? İnsanın sadaka-i cariye dediğimiz insanlara kalıcı hizmet. Bunu öyle çok ağır azim işler de düşünmemize gerek yok. İşte yok cami yaptır, okul yaptır. Hayır. Bunun dışında da bir insanın gücü yettiği imkanda fiziki olarak bıraktığı her türlü iyilik, fiziki olarak yaptığı her şey bir sadaka-i cariyedir. Şu buz kata çıkarken merdivenlerden hacı amcalarımız rahat çıksın diye eğer kenarına bir kolkuluk yapmışsan, bir oradaki bir engeli kaldırmışsan, bu bile senin için bir sadaka-i cariyedir. İnsanların faydalandığı her türlü fiziki varlık, her türlü fiziki hizmet sadaka-i cariye. Sonra değerli kardeşlerim, وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ insanların faydalandığı ilim. Öyle yeni bir buluş yapmak filan, bilmem kim olmak, mucit olmak filan değil. Sen eğer gidip de herhangi bir iş yerindeki kardeşine Kur'an okumayı öğretmiş isen, Kur'an okuyorsa, Kur'an'ı öğreniyorsa, bu insana öğrettiğin Kur'an'dan dolayı o insan hayatının sonuna kadar okuduğu her Kur'an'dan sana bir miktar hisse yazılır. Sana da sevap akmaya devam eder. Bir insana iyi bir şey öğrettin. Bir arkadaşını, komşunu, yakın bir akrabanı namaza başlatmış isen, hayra vesile olmuş isen, bu insanın kıldığı her namazdan sana bir komisyon gönderilir. Her namaz, o öğrettiğin kişi, namaza alıştırdığın kişi namaz kılarca, kıldıkça sana da sevap gelir. İşte değerli kardeşlerim, faydalanılan ilim
başkalarına öğrettiğin, öncü olduğun, örnek olduğun her şeydir. Ve tabii ve veledun salihun yedûleh, bu da insanlara iyi aile reisi olmaya teşvik eden, özendiren bir hadis-i şeriftir. Her baba bir çobandır. Hem kendi ailesinden sorumludur. Her insanın böyle bir sorumluluğu vardır. Sorumluluk makamı arttıkça, tevası arttıkça insanın sorumluluğu da böylece artar. Onun için herkes iyi nesiller yetiştirmek için, hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için gayret etmelidir. Neslinin devamı da, neslinin devamı da bu açıdan kendisine bir imtihandır. Eğer yetiştirdiği evlatları kendi yolundan giden nesli iyi insanlar ise yine o insan faydasını görmeye devam eder. Ama ben namazımı kılarım, oğlan ne halt yerse yesin, ben karışmam derse, kız ne zıkkım olursa olsun derse bir insan, Allah korusun, onlardan da kendisine aynı şekilde bir vebal, bir sorumluluk gelir. İnsan kendi aile fertlerini aynı şekilde düşünmek, onların hidayeti içinde gayret etmek zorundadır değerli kardeşlerim. Ve tabi ölümle ilgili pek çok hadis-i şerif var. Cenaze, taziyeye gitmek çok sevaptır. Mesela bir hadisinde Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bir insan eğer mümin kardeşinin cenazesine gider ise, defnine iştirak ederse veya taziyesine giderse, eğer ihlasla giderse tüm günahlar bağışlanmış olarak döner. Ama birileri gider de eğer başka niyetlerle gitmiş olursa niyeti neyse onun karşılığını alır. Hani dinimizde 4 hadis-i şerif vardır. Alimler der ki bu 4 hadis İslam dininin temelidir. İslam'ın hiçbir hükmü yeryüzünde olmasa, Kur'an-ı Kerim, alimler, müçtehit imamlar, bilmem hadis kitapları, fıkıh kitapları hiçbirisi olmasa bile yalnızca 4 hadis vardır ki bu 4 hadis sayesinde İslam yaşanmaya yeter. Onları izninizle onlara da kısaca değinmiş olayım. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim, innemel amelu binniyat hadisidir. Ameller niyetlere göre. Hayatın boyunca her ne yaparsan yap, her şey senin niyetine göredir. Görünüşte ibadet ediyorsun, görünüşte iyilik yapıyorsun ama başka niyetlerin var. Neyse niyetin bizzat onu görürsün. Yine min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani, kişinin ma la yani kendini ilgilendirmeyen boş şeyleri terk etmesi, boş işlerden uzak durması İslam'ın güzelliğindendir. Yani melayani ile boş şeylerle uğraşmayıp hep dolu işler peşindeyse bir insan önemli işlerden birisini yapmış olur. Helal ve haram bellidir. Bir de bunun dışında şüpheli şeyler vardır diyor Peygamberimiz. Helal belli, haram da belli. Şüpheli şeylerden de uzak duran bir insan Müslümanlığını kurtarmış olur. Onun için ne demeye çalışıyoruz? İnsan her zaman, her zaman yaptığının karşılığını niyetine göre görür. Mümin kardeşi kendisi ölüme hazırlıklı olmak zorunda olduğu gibi bir kardeşi vefat etmişse ona taziye de gitmesi bir insanın sorumluluklarından biridir değerli kardeşlerim. Bütün bunlardan başka bir iki hadis-i şerif daha paylaşacak olursak, Peygamberimiz buyuruyor ki insanoğlunun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği 5 tane soru vardır. Kıyamette insanlar mahşerde toplandıkları zaman herkes hazır ol vaziyette, sabit kadem, ayaklar yere çivilenmiş vaziyette bekleyecek. O zaman soru sorulacak, denecek ki bir, ömrünü neyin peşinde geçirdin? Ömrünün genel sorusu sorulacak. Bu soruyu hepimiz birbirimize içimizden sorarım. Ben deyince insanlar benim hakkımda acaba ne düşünüyor? İşi gücü dizi mi? Kahveden çıkmaz mı? Falan futbol takımın peşinde mi? Her neyse, ömrünü neyin peşinde geçirdi? Yani soru, sonra gençliğini nerede geçirdi? Sonra
kazancını helal mi haram mı kazandı, sonra harcadığı her kuruş helale mi harcadı, harama mı, boş şeylere mi harcadı, israf mı etti, dolu şeyler mi yaptı, sonra da bildiğiyle amel edip etmedi. Dolayısıyla bu hadiste genel olarak her alanda karşımıza çıkan bir hadistir. İnsanoğlu kıyamet günü ömrünün genelinden sorguya çekilecektir. Bu sorguya bir insan her zaman hazır olmalı değerli kardeşlerim. Ve hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, demişler ki hocam kıyamet ne zaman kopacak diye, demiş ki küçük kıyameti mi soruyorsun, büyük kıyameti mi? Adam şaşırmış. Hoca demiş ya bizim bildiğimiz işte kıyamet kıyamettir. Bunun küçüğü büyüğü mü var? Demiş tabi var. Küçük kıyamet hatun öldüğünde, büyük kıyamet de ben öldüğümde. Mesele bu kadar basit. Bir insanın kıyameti nedir? Nükteli bir cevaptır ama işin özü de budur doğrusunu isterseniz. Kıyamet bir insanın ölümü kıyametidir. Öyle kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimize birisi öyle soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Diyor ki Peygamberimiz sen ona ne hazırladın? Boşver sen kıyameti ne zaman kopacağını. Kıyamet hangi alametler ne oldu falan. Sen hazır mısın değil misin? Ona bak, insanın ölümü insanın kıyametidir. İnsan öldüğü an adeta kıyamet kopmuş olacaktı değerli kardeşlerim. Ve tabi insan bilmeli ki bu dünyadan kefensiz, kefenle, cepsiz bir elbiseyle gidecek. Bu dünyada biriktirdiği her şey burada kalacaktır bir insanın. Kefenin cebi de bu açıdan yoktur. Onun için de dünyadayken önceden ne yaptıysa o kendisi için vardır. Sadece malı mülkü değil, her şey kendini terk edecek. İnsanı öldüğü zaman ilk terk edecek nedir biliyor musunuz? İlk terk edecek şey ismidir. Şu üzerinde taşıdığın ismin bile sorulduğunda eğer iyi biliniyorsan şerefle, gururla, iftiharla söylediğin ismin ilk defa onu kaybedeceksin. İsim ne olacak? Öldüğün anda cenazeyi getir, cenazeyi götür. Cenazeyi taşıyın diyecekler. Cenaze ismin bile artık o andan itibaren cenaze olacak. Sonra ne olacak? İşte üzerindeki öyle özellikle hanımların itina ile muhafaza ettikleri o süs eşyaları, erkeklerin de hani az değil ya marka tutkusuyla o üzerinde zinet eşyası olarak taşıdığın her şey bir anda çıkarılacak. Kıyafetlerini çıkartacaklar, sonra da defin işlemleri az önce tarif ettiğimiz şekilde gerçekleşecek ve sen hayatta nasıl yaşarsan Allah korusun öyle gideceksin. Hayatın Allah korusun ki insanı kötü halde ölümden, kötü bir anda gidersen haşrın da öyle gerçekleşecek. Onun için de hep büyükler Allah'ım ahir ömrümüzü hayreyle, elden ayaktan düşürme, yaşamımızı başkasına muhtaç etme diye dua ederler. Hem hayırlı ölümler olsun diye. Bugün gerçekten öyle bir dönem yaşıyoruz ki gittiğimiz cenazelerde bazen inanın ki ölü sahibini, cenaze sahiplerini bazen tebrik edesin geliyor. Çünkü artık trafik kazası, cinayet, intihar, gasp, adam öldürme, şu bu hep anormal ölümler o kadar çok arttı ki bir insan yatsı namazını camiye gitmiş gelmiş, namazdan sonra oturmuş ölmüş. Namazdan çıkmış, abdest almış, ailesiyle helalleşmiş, Yasin okumuş, dua etmiş. Düzgün artık bu hale geldik. İnsanın ölümü de hayır olmalı değerli kardeşlerim. Ve arz ettiğim gibi yaşamı nasılsa ölümü de yaşamındaki olduğu gibi olacak. Ve insan bilmeli ki başka ölenlerden görüyor ama insan buna ibret almıyor. İnsan öldükten sonra dünya hiç tufan yeri falan olmayacak. Roma'da yıkılmayacak, depremde olmayacak, hiçbir yere bir sorun gelmeyecek. Hayat aynen devam edecek. Ha, insanlar üç kısma ayrılmış. Bir miktarı daha cenaze giderken bile yanında gülüşüp eğleşen, oynaşan, telefonla işini takip eden insanlar. Bir miktarı dostların birkaç gün, en yakındaki ailem de belki işte bir yıl, en fazla birkaç ay ya da bir yıl.
ki unutması da Allah'ın bir lütfudur. Allah insanı yaratırken mükemmel varlık olarak yaratmış, insana bir de unutma nimeti vermiş. Eğer insan unutma özelliği olmasa, o acıyı hiç unutmasa, hayatı boyunca o acıyla yaşamak zorunda kalır. Onun için Allah belli bir süre sonra unutmayı da insana bir lütuf olarak ihsan etmiştir. Ve insanın en yakınları da birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra o insanı arşivlerde, hatıralarında saklayacaklar. Onun için de hayat aynen devam edecekti değerli kardeşlerim. Ve onun için de insan ne yapmalı? İnsan bilmeli ki hayatı boyunca dünyanın kendisi bir eğitim ve sınav yeri, imtihan sınavlarının sonuçlandığı yer de ahiret günü. Bunu böyle düşünmeli. Ve değerli kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki insanoğlu ölümü de temenni etmemelidir. Eğer hayattan çok ızdırap çekiyor ise, asla artık yaşamasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını düşünüyorsa bile, ya Rabbi hakkımda ölüm hayırlıysa ölüm, yaşam hayırlıysa yaşam, ama çünkü Allah'tan hayırlı uzun ömür dilenir ki bol hayırlı salih ameller işlemek için. Ansızın ölüm de hoş karşılanmamış. Çünkü yine hadis-i şerifte, bir insan eğer ölmeden önce hastalıklarla mücadele etmiş ise, o hastalıkla geçirdiği sürenin kefareti zünub olması, günahlarını affedici süre olması umulur. Onun için de bir insan dünyada eğer bir miktar hastalıkta çekmiş ise, bu günahlarının kefaret olmasına vesiledir değerli kardeşlerim. Onun için insan, en iyi insan ömrü uzun olup hayırlı bol salih amel işleyen insandır. Bazılarının da dünyada imtihanı erken biter, Allah erkenden vefat ettirebilir, ama insanoğlu erken ölümü temenni edemez, etmemelidir. Ve değerli kardeşlerim, bilmelidir ki bir insanın dünyadaki varlığı, Peygamberimizin yine bir hadis-i şerifteki tanımıyla, yolcunun yolda bir ağacın altında mola verip dinlendiği kadar bir süredir insanın dünyadaki kaldığı süre. Ve onun içinde hayatını böyle değerlendirmelidir bir insan. Ve sözlerimizi toparlarken Peygamberin bir hadis-i şerifiyle kapatmış olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, ölen herkes pişman olur. Sahabeler şaşıyorlar, ya Resulallah nasıl herkes pişmandır? Buyuruyor ki, eğer bir insan dünyadayken iyi bir kimse ise, inkâne muhsinen, iyi bir insan ise, nedime ellâyekûn izdet, insan keşke daha fazla iyilik yapsaydım diye pişman olur. O dünyada boşa geçen saniyelerine pişman olur. Ve bir insan da eğer kötü, günahkar ise, o insan da keşke bunları yapmasaydım diye haline pişman olur, perişan olur. Onun için de Rabbim pişmanlık yaşatmadan hayatı, bu verdiği nimeti en güzel şekilde değerlendiren kullardan eylesin. Ve son nefeste imandan ayırmasın. Cümlemizi cennette cemaliyle müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.